Herkese merhabalar. Şef Melati Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam bir şifa deposu olan körili tavuk çorbam var. Gerçekten çok lezzetli, mükemmel bir çorba. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, şifa, bal olsun diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle ocağımı açtım. Ocağımın üzerine tam bir tavuk göğsünü tencerenin içerisine aldım. Ve üzerine geçecek kadar suyunu ilave edip bir tatlı kaşığı da tuz ekledim ve kapağını kapatıp pişmeye bıraktım. Yaklaşık 1-20 dakika kadar pişmesi yeterli oluyor. Tavuk eti zaten çabucak pişen bir et olduğu için hemen pişiyor. Diğer tarafta orta boy büyüklükte bir kuru soğanı yemeklik doğradım. Yarım çay bardağı sıvı yağın içerisinde şu şekilde renk alıncaya kadar pişirdim. Bu rengi alması çok önemli çünkü çorbamıza tadını, lezzetini veren bu soğanı ve pişen tavuk göğsümüzün üzerindeki suyu Kavrulan soğanımı ilave ediyorum. Soğanım ve tavuk suyun bir kenarda pişerken ben diğer tarafta bir yumurta sarısına bir yemek kaşığı unu ilave ettim ve bir su bardağı süt ekledim ve bir tatlı kaşığı köri ekledim. Bütün bu malzemeyi çırpma teliyle iyice homojen bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. Çorbamız hem çok basit hem çok lezzetli bir çorba özellikle kışın e, tavsiye ederim. Bugün sizler için paylaştım. Soğanlı et suyum kaynıyor. Diğer tarafta tavuk etlerimi şu şekilde iyice incecik olacak şekilde didikledim. İyice didikledim ve tenceremin içerisine aldım. Hazırladığım terbiyemi çorbama karıştırarak ilave ediyorum şu şekilde rengi, tadı, kokusu gerçekten mükemmel bir çorba. Şöyle karıştırıyorum, pişmesini bekliyorum. Kıvamına arada bir bakıp su ilavesi yapabilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber ekledim ve bir tutam maydanoz ekliyorum. Maydanozdan önce bir tatlı kaşığı tuzumu ekledim. Şöyle bir iki karıştırıp maydanozum da ilave ediyorum. Sarının ve yeşilin mükemmel uyumu. Maydanoz da çorbamıza çok güzel bir lezzet katıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Karabiberim topaklanmış. Onu da dağıtıyorum iyice. Çorbamız bu şekilde iyice fokurdayıncaya kadar pişiriyorum. Fokurdadıktan sonra 1-2 dakika kadar pişmesi yeterli. Kıvamı şu şekilde olması gerekiyor. Fokurdayıp piştikten sonra üzerine yarım limonun suyunu ilave ettim. Ve 10 dakika dinlendirdikten sonra çorbamızın kıvamı şu şekilde gerçekten yiyenlerin tam puan verdiği bir körili tavuk çorbası. Şöyle servis tabağımın içerisine alıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Tekrar servis esnasında da yine üzerine bolca maydanoz serpiştirip bu şekilde servis ediyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.